Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in Ağır Güleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler hepinize. Yine Allah'ın izniyle yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Evet, yine bu videomda sizlere tığ işi yelek modelinden bahsedeceğim. Güzel bir model, çok kolay, yapımı kolay bir modelden bahsedeceğim. Arkadaşlar, kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni, yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, buyurun. Modelin yapımı için arkadaşlar, bu şekilde her zamanki tığımı kullanacağım. 7 no, siz elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. İpimiz ise yeleklik ip. Şöyle alize, angora, gold arkadaşlar. Ben zaman kaybı olmaması için zincirimi çektim ve bir sıra ikili trabzan giderek modelin zeminini hazırladım. Ve buyurun, Bismillahirrahmanirrahim, modelin yapımına geçelim. Burada kenarı oluşturuyorum. Hemen 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada kenar kısma değil, diğer kısma bu şekilde ikili trabzanımı yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Tabii bu kenar kısmı siz örgünüze göre ayarlayabilirsiniz. Daha uzun yapabilirsiniz. Ve kenar kısmı yaptıktan sonra hemen 1 veya 2 zincir çektim. 3 de çekebilirsiniz bu aralıkları. Modelinizin gidişatına göre, elinizin ayarına göre çekebilirsiniz. İpinize göre 2 tane zincir çekip 1, 2, 3, 3. trabzanımın içine hemen bir tane ikili trabzan yaptım. Burada tekrar 2 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım ve aynı trabzanımın içine tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Buradan 1 2 3 3. trabzanıma batım yaptım sık iğne olarak. Tekrar 1 2 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan 1 2 3. trabzanımın içine bu şekilde ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir ipimi tığımın başına aldım ve buraya tekrar bu şekilde bir batım yaptım. Tekrar 2 tane zincir, 1 2 3. trabzanıma sık iğne olarak batım yaptım. 2 zincir çektim. Tığımın başına bu sefer ipimi aldım. 1 2 3. trabzanımın içine ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Yine aynı trabzanın içine batım yaptım. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde ördüm. Kenarda trabzanlarım var. Burada modelimi bitireceğim. Zincirimi burada saymadan yaptığım için kenarda trabzanlarım fazla kaldı. Bunları da örüyorum. Yine ikili trabzan olarak örgümü yapıyorum. Evet, modelimizin ikinci sırasında ise tığımızın başına ipimizi aldık. Burada birini tek, diğerlerini ikişer çekerek üçlü trabzan yaptık. Yine aynı yuvaya tekrar yine trabzan yaptık. 4 tane bu şekilde 3'te çektiğimiz trabzanlarımızı yaptık. Tığımızın başına yine ipimizi aldık. Diğer kısma geçtik. Burada yine üçlü trabzan yaptık. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir. Yine bu çekmiş olduğumuz trabzanın içine batım yaptık. Sık iğne olarak. 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğne yaptık. Burada tığımızın başına yine ipimizi aldık. Aynı yere üçlü trabzanlar yapıyoruz. 1 2 3 4 tane yaptık. Yine tığımızın başına ipimizi aldık. Diğer kısmı atladık.
Buraya yine bir üçte çektiğimiz trabzanımızı yaptık. 1 2 3 tane zincir çektik. Yine bu kısma bir tane sık iğne yaptık. 2 3 4 tığımızın başına yine ipimizi aldık. Aynı yere 4 tane trabzan yapıyoruz. 3 ve 4. Yine tığımızın başına ipimizi aldık. Diğer yuvaya geçtik. Burada yine bu şekilde devam ediyoruz. 3 tane zincir bu kısma battık. 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yaptık. Yine tığımızın başına ipimizi aldık. Buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Tekrar bir tane tığımızın başına ipimizi aldık. Birini tek, diğerlerini ikişer çektik. 1 2 3 tane zincir ve hemen yanına bu şekilde 2 3 ve 4 tane sık iğne yaptık. Tığımızın başına yine ipimizi aldık. Burada yine 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 3 ve 4. Burada devam ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Başlangıçta dolguyla başladık. Burada sık iğne ile bitiriyoruz. Ve diğer kenar trabzanlarımı yapıyorum şu an. Buradan geriye dönüyorum. 1, 2, 3 veya 4 elinizin ayarına göre zincirinizi çekip burada 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane de şu kısma batıyorum. Burada 1 veya 2 zincir çekebilirsiniz. Tığımın başına ipimi alıp şimdi buradan ise 4 tane dolgu, 2 3 ve 4 dolgu yapıyoruz. Tığımın başına ipimi aldım ve bu kısma atlıyorum. Burada bir trabzan yapıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yapıp bu yine aynı yere batım yapıp 4 tane trabzan yapıyorum. Yine bu kısma atlıyorum 4 trabzandan sonra. Bu şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum. İki, 3 ve 4 tane sık iğne yapıp yine bu kısma 1 2 3 4 tane trabzan yapıyorum. Yine sıra sonuna geldiğimde burada dolguyla başladık. Burada yine sık iğneyle bitireceğiz arkadaşlar. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Bu kısma batım yapıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Bu kısmı batıyorum artık. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3
4 sık iğne. Tekrar kenar trabzanlarımı yapıyorum buradan. 1 2 3 ve dördüncüyü de yapıyorum. 1 2 3 veya 4 zincir. Geriye dönüp tekrar kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 3 dördüncüyü de yaptık. Burada şimdi tekrar dolguyla başlıyoruz. Burada bir tane zincir çekelim ve 4 tane 1 2 3 4 4 dolgu. Tığımın başına ipimi aldım. Diğer kısma atlıyorum. 1 2 3 zincir. Yine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar dolgu yapıyoruz. Evet, yine sıra sonuna geldiğimizde burada dolgu ile başladık. Burada ise yine bu şekilde tığımızın başına ipimizi aldık. Bu kısma batıyorum. Ve sık iğne ile bitiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yapıp kenar trabzanlarımı yapıyorum. Modelimizin tamamı bu hanımlar. Tekrar zincirime de batıyorum. 1 2 3 4 zincir. Yine tekrar geriye dönüyorum. 1 2 bir tanesini atladım kenardan. Yine 3 tane trabzan yaptım. Burada sık iğne ile biten yere bir tane zincir çekip dolgu ile devam ediyorum. 4 tane dolgu yine. 2 3 ve 4. Bu sıramı da tamamlayıp geliyorum. Evet, modelimiz sıra sonuna kadar geldi. Modelimizin arkadaşlar önlü arkalı iki taraflı gidiyor. Ters düz olarak bu şekilde. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.